Niye çağırdınız beni? Çınar Bey, uygulamada sabahtan beri bir sorun var ve daha da kötüleşmeye başladı. Tamam, ne gerekiyorsa yapın, çözelim hadi. Deniyoruz, deniyoruz da problemin kaynağını bir türlü çözemiyoruz. Ne demek kaynağını çözemiyoruz Koray? O kadar yazılımcı çalışıyor şirkette. Nasıl bulamazsınız ya? Ya evet de daha önce böyle problemler yaşıyorduk hatırlıyorsunuz ama hepsini Ozan Bey hallediyordu. Tamam, Ozan Bey harika. O çözer, o her şeyi biliyor, tamam? Ozan Bey yok ama gitti. Ya bu ülkede bu işi çözecek tek adam o mu? Hadi bulun birini, bir şey yapın hadi. Peki, peki Şınar Bey. Ne yaptınız? Ya Çağla, aklım almıyor. Nasıl böyle bir şey olur ya? Hiç açılmıyor uygulama. Tamam, ben de farkındayım ama böyle volta atarak bir çözüme varamayız. Ya düşünüyorum, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Kafam çatlayacak. Bunların da bir şey yapacağı yok. Şınar, tamam sakin ol. İlla bu işi çözecek birini bulacağız. Ben çözeceğim bu işi. Nereye? Şınar, nereye gidiyorsun? Halledeceğim ben. Hala mı bir şey bulamadınız? Maalesef. Hadi Emine, hadi. Çınar? Ozan burada mı Esra? İçeride. Geç. Ozan, müsait misin? Konuşalım biraz. Olur. Konuşalım. Dışarıda konuşalım. Evet Çınar. Konuşacak mısın artık? Seni dinliyorum. Sen kazandın Ozan. Şirket batıyor. Uygulamayı açık bile tutamıyoruz. Müşteriler tek tek gidiyor. Mutlu musun? Mutlu muyum? Emin ol, bu duruma en çok beni üzülüyorum Çınar. Ama beni kendi şirketimden de kovamazsınız ha. Tamam Ozan, hata yaptık. Dön artık şirkete. Geç başına yine. Ben yeni bir şirket kurdum bile Çınar. Neden böyle bir şey yapayım? Bana geçerli tek bir sebep söyle. Ozan, yeni şirketi bir yerlere getirmen yıllarını alacak. Biliyorsun. Ayrıca Millennium Soft'un senin için ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyor. Bak, yeni bir fikir bulmuşsun. İyiymiş, duydum. Gel, yeni şirketi Millennium Soft'la birleştirelim. Bana aynı hainliği tekrar yapmayacağınızı nereden bileyim? Tamam, haklısın. Bir protokol yap. Kendini istediğin şekilde güvenceye al. Ama senden tek bir isteğim var. Kararları tek başına almayacaksın. Yönetimle birlikte alacaksın. Şirket artık tek bir kişiye bağımlı olmamalı. Kararını ver Ozan. Ya oturup bu geminin batışını izleyeceğiz... ya da birlik olup bu enkazı kaldıracağız. Başka çaremiz yok. Çınar, niye geldin oğlum bu saatte? Bir şey mi oldu? Çok şey oldu baba. Biz çok büyük bir hata yaptık. Benim bir şey yapmam gerekiyordu. Ben de gittim Ozan'ın şirkete geri çağırdım. Ne yaptın, ne yaptın? Baba, şirket gözümün önünde hızla batarken elim kolum bağlı oturup izleyemezdim. Benim kızım şirketten de her şeyden de daha değerli. Ozan'ın buraya geri dönmesi söz konusu bile olamaz. Şirket batarsa batsın. Umurumda değil. Çok geç baba. Ben Ozan'la konuştum. O da dönmeyi kabul etti. Madem beni bu şirketin başına geçirdin, o zaman kararlarıma saygı duymak zorundasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.